Tekrardan hoş geldiniz. Sıfır matematik ikinci gün arkadaşlar temel kavramlara devam edeceğiz. Kimler çalıştı? Çalıştınız mı arkadaşlar? Çalışıyorsunuz, evinizden geleni yapıyorsunuz. Ödevlerinizi çözüyorsunuz. Fırsat buldukça arkadaşlar, tamam. Dediğim gibi daha uzun bir yolumuz var. Elimizden geldiği kadar çalışmaya devam. Anlamadığınız yerler olacak, illaki olacak. Zorlandığınız yerler olacak, illaki olacak. Tekrar tekrar çalışacaksınız. Tekrar tekrar bakacaksınız arkadaşlar. Bunu zamanla halledeceksiniz. Zamanla oturan bir şey birden zaten oturmaz. Sabırlı olmanız lazım. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Kaydımızı aldık. Başlıyoruz arkadaşlar. Dün ne işlemiştik? Dün sizinle sayılar, doğal sayılar ve tam sayıları işlemiştik. Bugün rasyonel sayılardayız. Rasyonel sayılar işleyeceğiz. Daha detaylı rasyonel sayılara sonra bakacağız. Ama şimdilik böyle yüzeysel olarak rasyonel sayıları temel seviyede sizinle işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi rasyonel nedir? ABB birer tam sayı olmak üzere. Zaten rasyonel sayılar tam sayılardan oluşan bir durum. Hani tam sayılar olmazsa rasyonel sayılar olmaz. A bölü B şeklinde ifade ediliyorsa biz buna rasyonel sayı diyoruz. Tamam. Rasyonel sayılar Q ile gösteriliyor. Büyük bir küme, devasa bir kümedir arkadaşlar. Sayılamayan kümelerdendir. Sonsuz kümedir ve aynı zamanda sayılamaz. Sayılamamasının mantığı standart bir şekilde ilerlemiyor. Yani mesela doğal sayılar 1, 2, 3 diye standart ilerliyor. Ama rasyonel sayılar böyle ilerlemiyor. İlerlemediği için nasıl olduğunu bilemiyorsunuz. O yüzden sayamazsınız. Rasyonel sayılar kümesi doğal sayıları ve tam sayıları içine alan bir küme arkadaşlar. Yani burada her doğal sayı aynı zamanda tam sayıdır. Her tam sayı, her doğal sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır arkadaşlar. Yani bu anlamda sıfır hem doğal sayıdır, hem tam sayıdır, hem de rasyonel sayıdır. Yani sıfır mutlaka rasyoneldir. Eksi bir rasyoneldir. Yani rasyonel olabilmesi için hani kesirli ifadeler olarak düşünüyor bazen öğrenci. Yani illa kesirli olması lazım. Arkadaşlar illa kesirli olmasına gerek yok. Yani kesirli olmak zorunda değil. Virgüllü de olabilir. Yani siz 2,3'e rasyonel diyorsunuz mesela. Yani 2,3 üzerinde mesela çizgi var. Rasyoneldir. Yani hani bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani tam sayı olursa da rasyoneldir. Yani 2 aynı zamanda tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayıdır arkadaşlar. Rasyonel sayı kümesinin bir elemanıdır 2. Tamam. Bütün tam sayılar rasyonel sayıdır. Bunu asla unutmayın. Evet, 26 basit bir örnek. İşleminin sonucu nedir? ÖSYM bazen bu kadar basit soru soruyor. Birinci sorular özellikle DGS ailesi KP'si fark etmez. Birinci sorular hep böyle yüzeysel sorulacak arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Taban burada paydaları eşitlememiz lazım. Paydaları eşitleyerek işlem yapıyorsunuz. Şu şekilde şimdi eşittir diyelim. 2 eksi parantezi açtık. 5 kere 1 5. Artı 3 kere 2 6 bölü 3 kere 5 15. Burayı 15. Bakın böyle yazıyoruz. Sonra 2 eksi yukarısı 11 aşağısı 15. Bu şekilde yazabiliriz. Sonra ne yapabiliriz bunu? Hani burada paydaları eşitleyebiliriz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani siz bunu 2 bölü 1 olarak düşünebilirsiniz. 11 bölü 15 olarak düşünebilirsiniz. Bu şekilde yapılabilir. İkinci bir durum nedir? Şurayla. Şurayı çarpıyorsunuz arkadaşlar. 30. 11'i çıkarıyorsunuz. 19. Mesela böyle bir döngüde de bu işlemi yapabilirsiniz. Ha, benim kafam karışıyor hocam. Ben burayı anlamıyorum diyorsanız arkadaşlar paydaları eşitleyeceksiniz. Yani burayı 15 ile çarpmanız yeterli. Burayı isterseniz 1 ile çarpın, isterseniz çarpmayın. Şimdi 15 2 ile çarparsanız 30 eksi 11 aşağısı 15. Yani son durumda yine 19 bölü 15 çıkacak. Evet. Örnek 27. İşleminin sonucu nedir? Evet, tamam. Şimdi örnek 27 devam edelim.
Şimdi yukarıyı ne yapıyoruz? Mantığımız basit. Bak yukarısı. Aşağısı zaten 4. Aşağıya şu an yapacak bir şey yok. 2 kere 3. Bakın şurayı çarpıyorsunuz. 6. 1 ile topluyorsunuz 7. Yani yukarısı bakın 2 kere 3 6, 1 ile topladınız 7. 7 bölü 2'den bahsediyoruz. Şimdi bu nedir? Bunu şöyle yazabilirsiniz. Bakın yukarısı 7 bölü 2. Aşağısı da 4 bölü 1 gibi düşünebilirsiniz. Birincisi dediğimiz şurası olduğu gibi kalacak. Burası da ters dönüp çarpılacak. Bakın böyle ikili ikili yazarsanız daha basit oluyor. 7 bölü 2 ters çevirip çarptığınızda 1 bölü 4. 2 ile 4'ü 7 ile 1'i çarptığınızda 7 bölü 8. Basit. Evet 28. ÖSYM mesela böyle soru sormuş arkadaşlar. Yani örnek 28'de çok basit de olsa böyle sorular var. İlla ki olacak. 10 bölü 9. Şimdi bazen çaprazlama yapıyor öğrenci. Yani mesela ben de bunu kullanıyorum. Şurayla şurayı çarpıyor. Sonra şurayla şurayı çarpıyor. Bakın böyle çaprazlama yapılabilir. Sonra da şunları çarpıyor. Bakın şunları böyle çarpıyor. Tamam. Bak mantığını anladınız değil mi? Çaprazlama yaparak da bunu yapabilirsiniz. 3 kere 1, 3. Bak eşittir diyelim. 3 artı 2 kere 2, 4. Burası 4. Bölü 2 kere 3, 6. Bak mantığı anladınız. Şimdi aşağıyı da yapalım. 5 kere 1. Bakın şöyle çarpıyoruz. 5 kere 1, 5 artı 4 kere 4, 16. Bakın 16. Bölü 4 kere 5, 20. Burada çaprazlama gidebilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilir. Şimdi bunu yaptığınızda 7 bölü 6. Bakın yukarısı eşittir. 7 bölü 6. Aşağısı 21 bölü 20. Yine birincisi olduğu gibi kalacak. 7 bölü 6 olduğu gibi kalacak. İkincisi ters dönüp çarpılacak. 20 bölü 21. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 7'ye böldünüz, 7'ye böldünüz. Burası 1 geldi, burası 3 geldi. Son durumda bakın burası 20 bölü 3 kere 6 18. 18. Böyle yazacak mıyız? Hayır. Bir daha sadeleştireceğiz. 2'ye böldüğünüzde burası 10 gelir. 2'ye böldüğünüzde 9 gelir. Yani bu ifade son durumda 10 bölü 9 bulacaksınız. Tamam. Nasıl? Bir dakika. Hangisi? Bir dakika daha. Bismillah. Oraya geçmedik arkadaşlar. Daha bitmedi. Tam çok heyecanlısınız. Çok heyecanlısınız. Bunu fark ettim. Tabii böyle hızlı hızlı şeysiniz tabii. Ama daha geçmedik oraya. Ben yaşlı biriyim. Ben öyle hızlı gelemiyorum arkadaşlar. Daha ben buradayım şu an. 29'a daha gelmedim. Evet, şimdi geldik 29'a. Buyurun. 1 bölü 10'lar. Havada uçuşuyor. Evet. 1 bölü 10, 1 bölü 10 tabii güzel. Şimdi burada basit mantık. Bak 2 kere 1 2. Burayla burayı çarpıyorsunuz. 2 kere 1 2 1 çıkarıyorsunuz. Bakın burası nedir? 1 bölü 2. 3 kere 1 3. 1 çıkardınız 2. Burası 2 bölü 3. Tamam. Mantığımız basit. 4 kere 1 4. 1 çıkardınız 3. 3 bölü 4. Den. Bu böyle gider. 10 kere 1, 11 çıkardınız 9. Yani 9 bölü 10 olarak görebiliriz. Bak şimdi çaprazlama gittiği için şunlar birini götürdü. Burası gitti. Demek ki burası gidecek. Bakın böyle çaprazlama solda sola doğru yatık gidiyorsa demek ki burası da gidecek. Bak mantık olarak basit. Yani geriye ne kalıyor? 1 bölü 10. Evet, sorusu olan buraya geldiğimiz yere kadar bu 4-5 örnekte sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki. İrrasyonel sayılar arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayılarla ilgili daha detaylı bir ders yapacağım. Yani o yüzden rasyonel sayılar bu kadar. Tabii devamı var zaten. Şimdi rasyonel olmayan sayılar kümesi olarak ifade ediliyor. Yani sayı doğrusunda, bakın sayı doğrusunda yeri tam olarak bilinmeyen, bakın sayı doğrusunda yeri tam olarak bilinmeyen ifadeler, biz irrasyonel sayılar kümesi diyoruz.
Q'nun değili, yani Q üzeri çizgiyle gösterilir. Yani rasyonel olmayan küme demek. Tamam arkadaşlar. Ondalıklı sayıların virgülden sonraki kısmı düzensiz olarak artıyorsa irrasyoneldir. Düzensiz olarak artabilmesi için sayının pi, e gibi sayılar olması lazım. Şimdi düzensiz demek ne demek? Şimdi pi dediğimiz olay nedir arkadaşlar? 22 bölü 7. Bak 22'yi 7'ye böldüğünüzde bunun bir sonu yok. İsterseniz bölelim. 22'yi 7'ye bölelim. 3 kere 7, 21. Burada ne kaldı? 1 kaldı. 10 oldu. Buraya virgül attım. Burada 1 oldu. Yani 1 kere 7, 7. İşte burada ne kaldı? 3 kaldı. 0 attım. 30'da 7, 4 defa var. 7 kere 4, 28. Bak ne oldu? 2 oldu. 0 oldu. Dolayısıyla 2 geldi. 2 kere 7, 16. Buradan çıkardım. 4 geldi. 40 geldi. İşte 5 kere 7, 35. Ondan sonra 50 geliyor. Demek ki sonra 7 geliyor. 49. Sonra 1 geliyor. Yani hani mesela baktığınızda yaş böyle gidiyor arkadaşlar. Bunun bir sonu yok yani. Yani standart bir şekilde artmıyor. Bu hep böyle gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor. O yüzden diyorlar ki pi'nin içerisinde her şey var. Pi ifadesi, pi sayısı öyle mükemmel bir sayı ki içerisinde TC kimlik numaranızda, telefon numaranızda, kişisel bilgilerinize varıncaya kadar her şeyi barındıran bir sayı arkadaşlar. Hatta pi ile ilgili algoritmalar var. Yani internetten falan bakınca bulabilirsiniz. Doğum tarihinizin pi'nin hangi kaçıncı rakamında, kaçıncı sayısında olduğunu filan bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o algoritmada. Pi öyle bir sayı, sonu yok. E gibi sayılar. Mesela E de 2,7 olarak gidiyor. Dışarı tam olarak çıkamayan sayılar arkadaşlar. Biz bunlara irrasyonel sayılar diyoruz. Dışarı çıkamıyorlar. Yani kökün dışına çıkamadığı zaman irrasyonel sayılar oluyor arkadaşlar. Ve rasyonel sayılar kümesi. Bakın şimdi şöyle anlatayım. Mesela diyoruz ya doğal sayılar, tam sayılar. Aslında doğal sayılar çok büyük bir küme. Ama dahil olduğu zaman bu tür işte rasyonel sayılarla karşılaştığı zaman aslında küçük bir küme. Yani doğal sayılar kümesi olsa olsa bu kadar olur. National doğal sayı. Sonra bunu bir kapsayan bir tam sayı kümesi çıkıyor ortaya. Yani diyor bu da mesela bunun biraz daha büyüğü Z tam sayı. Ama öyle bir irrasyonel sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi var ki arkadaşlar şöyle devasa bir şey. Bak bu bir nedir? Rasyonel sayılar kümesi. Bir de bunun karşısında belki bunun kadar büyük olmasa ama bunun kadar da aslında büyük olan bir küme var arkadaşlar. Bu da nedir? İrrasyonel sayılar kümesi. Bunların tamamını içine alan bir küme daha var arkadaşlar. Bu kümeye de biz reel sayılar kümesi diyoruz. Bakın bu kümelerin tamamını içine aldığı zaman reel sayılar kümesi oluyor arkadaşlar. Tamam? İşte onu göreceğiz. Mantığımız belli. Şimdi irrasyonel sayılar kümesi de rasyonel sayılar kümesi kadar aslında büyük bir küme. Küçük değil arkadaşlar. Yani dışarı çıkamayan milyonlarca sayı var. Köklü sayılar düşünürseniz zaten köklü sayılar devasa bir şey. İşte köklü sayılar buradan geliyor. Hangisi irrasyonel sayıdır? Buyurun. Hangisi irrasyonel sayıdır? Aslında E de öyle. E de dışarı çıkamaz ki. D de dışarı çıkamaz. E de dışarı çıkamaz. E'de bir yanlışlık var. 1 bölü 2 dışarı nasıl çıksın? Çıkamaz ki. Yok. Belki şunu eksi 4 yapsak o da olmaz yani. O zaman irrasyonel sayılar kümesi olmaz. Yani mesela şu eksi 4 olsa kafa karışıklığı biraz daha olur. Kökün içi eksi 4 olmadığı için aslında bu bir karmaşık sayı kümesi olur. Karmaşık olur. İrrasyonel de olmaz. Yani bu bir karmaşık oluyor. Aslında evet karmaşık. Bir dakika. Tamam. Soru yanlış değil. Soru doğru. Tamam. Şimdi düştü jetonumuz. Evet. Tamam. Düştü jeton. Şimdi bu dışarı 4 olarak çıkıyor. Eyvallah. Bu o zaman bir reel sayı. Dışarı çıkıyorsa reel sayıdır. Bu dışarı çıkabilir mi? Çıkabilir. Eksi 2'nin küpü. Bakın eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Dolayısıyla kök içerisinde eksi 8 aslında eksi 2'ye eşit. Dışarı çıkabilir. Köklü sayıları biliyorsa öğrenci bunu anlayabiliyor. Yani eksi 2'ye eşit. Tam. Dolayısıyla bu da bir reel sayı. Yani bu da eşittir eksi 2 olduğu için tam sayı, reel sayı neyse.
Kök 2'nin karesi dışarı 2 olarak çıkar. Bu da bir reel sayı. Sorunumuz ne? D mi E mi? Ha, soru aslında yanlış değil. Şimdi yorumlamayı doğru yaptığımızda göreceksiniz. 1 bölü 2 irrasyoneldir, dışarı çıkamaz. Çünkü ya 1 bölü 2'yi nasıl dışarı çıkaracaksınız? Kök 1 olarak yazacaksınız. Aşağıyı kök 2 olarak yazacaksınız. Evet, kök 1 eyvallah dışarı çıkabilir. Ama kök 2 asla dışarı çıkamaz. Ya dolayısıyla bu bir irrasyonel sayılar kümesi. Yani bu doğru. Cevabın E olması lazım. Kafa karışıklığı D'den geliyor. D neden? Yani irrasyonel sayılar olmuyor. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar kök 5 olsaydı, kök 5 olsaydı sorunumuz yoktu. Bu bir irrasyonel sayılar kümesi. Yani köklü sayılara geldiğimizde daha detaylı bunları göreceksiniz. Kökün derecesi çift olduğu zaman, yani burada görünmeyen bir 2 var arkadaşlar. Kökün derecesi, karekök diyoruz ya. Adı üstünde karekök. Yani burada görünmeyen bir 2 var. Bu 2 olduğu zaman siz buranın içini eksi yapamıyorsunuz. Yani siz bunu eksi 5 yapamazsınız. Bak, şurayı eksi 4 de yapamazsınız. Fark etmez. Burayı eksi 5 yapamazsın. Bu dışarı çıkamaz arkadaşlar. Çıkamaz. O ayrı bir olay ama kökün içi negatif olmaz. Dolayısıyla biz buna aslında karmaşık sayılar kümesi diyoruz. Karmaşık sayılar kümesini de şöyle ifade ediyoruz. Yani şöyle diyebilirsiniz. Karmaşık sayılar kümesi. Hocam ne demek karmaşık sayılar kümesi? Şimdi tabii bunu bilmiyorsunuz. Eksi 1 mesela rasyonel midir arkadaşlar? Eksi 1. Eksi 1 rasyonel bir sayı mı? Eksi 1 olmaz. Eksi 1 dışarı nasıl çıkacak? Eksi 1 olarak mı çıkacak? Çıkamaz ki. Kökün içi negatif olmuyor arkadaşlar. Hocam burada eksi var mesela. Şu niye negatif olabiliyor da bu adam niye negatif olamıyor? Yani şimdi mesela mantıkları iyi anlamanız lazım. Arkadaşlar köklü sayılarda bunu zaten göreceksiniz. Burası 3 olursa bir problemimiz yok. Eksi olabilir. Hiçbir sorunumuz yok. Ha, burada görünmeyen bir 2 var. 2 olursa içi negatif olamaz. Karmaşık sayı rasyonel sayı değildir arkadaşlar. O yüzden zaten karmaşık sayı da ayrı bir sayı kümesi. Yani şimdi biz hep reel sayıları gördük. İşte mesela şimdi şöyle görün arkadaşlar. Bu bir reel sayılar. Bir de bunun karşısında karmaşık sayılar var. Yani C ile gösterebilirsiniz ya da böyle gösterin, fark etmez. Yani aslında karmaşık sayılar kümesi de reel sayılar kümesi gibi büyük bir küme. Evet, şimdi eğer tek sayı olsaydı olurdu. Mesela bak şöyle düşünün. Kökün içerisi eksi 5, burası 3. Bu olur. Bu nedir? Bu irrasyonel sayıdır. Bunda bir sıkıntımız yok. İrrasyonel sayı. Yani aslında bu normalde dışarı çıkabilebilir yani. Hani eksili bir sayı olduğu için içi eksi olabiliyor. Ama kökün derecesini 3 değil de 2 yaparsanız bu bir karmaşık sayı oluyor. Ya biraz evet, burası detay isteyen bir mevzu arkadaşlar. Karmaşık sayıları, rasyonel sayılar. Yani kökün derecesi tek olursa içi negatif olabiliyor arkadaşlar. Mantığı böyle anlamanız lazım. Hani kafa karışıklığınızı çok fazla vermeyeceksiniz. Kökün derecesine bakacaksınız. Burası 3 olursa burası eksi olabilir. Ama burası 2 olursa burası kesinlikle artı olmak zorunda. Bu mantığı bu şekilde anlamanız lazım. Tamam. O yüzden bu arkadaş karmaşık sayı kümesi. Yani bu bir irrasyonel sayı değildir arkadaşlar. Karmaşık sayıdır. Bu bir reel sayı. Bu bir reel sayı. Bu bir reel sayı. Bu karmaşık sayı. Bu irrasyonel sayı. Tamam. Yani reel dediğimiz şey olmasın ya. Şimdi reel demeyelim. Çünkü bu sefer diyeceksin ki reel karışıyor. Buna rasyonel diyelim, tamam. Bak bu rasyonel. Bu arkadaş da rasyonel. Bu arkadaş da rasyonel. Bu arkadaş irrasyonel. Bu arkadaş da karmaşık sayı. Tamam. Biraz evet öyle olmuş. Şimdi geldik reel sayılara. Bakın ne oldu? Reel sayılar kümesi rasyonel ve irrasyonel kümelerinin tamamını birleştiren devasa bir küme arkadaşlar. En büyük sayı kümesi. Bizim bildiğimiz en büyük sayı kümesi. Yani dediğim gibi karmaşık sayılar diye bir küme de var arkadaşlar. Yani belki bilmediğiniz başka kümeler de var. Aslında biz hani analiz görürken bu tür şeyler vardı. Yani farklı böyle algoritmalar kullanılarak matematikte farklı kümeler oluşturulabiliyor aslında. Yani bu bildiğimiz, şu an bizim muhatap olduğumuz reel sayılar kümesi bize yetiyor zaten.
Rasyonel ve irrasyonel sayılar kümesinin birleşiminden oluşuyor. İşte rasyonel sayılar kümesi, irrasyonel kümesi mesela baktığınızda birbirine denk aslında. Yani büyüklükleri birbirine çok yakın aslında. Çünkü yani bu arkadaş da çok büyük, bu arkadaş da çok büyük. Yani bunu ayırmak çok zor. Hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz ama ikisi de gerçekten çok büyük kümeler arkadaşlar. O yüzden şimdi rasyonel sayılar kümesinin içerisinde doğal sayılar ve tam sayılar var. İrrasyonel kümesinin içerisinde bir şey yok. Çünkü aslında bu alan çok keşfedilmemiş bir alan. Yani matematik burayı çok fazla keşfedemiyor. Çünkü kökün içerisi yani 3 olduğu zaman bunu dışarı çıkaramıyorsunuz arkadaşlar. Yani hangi sayının karesi 3? Bilemiyorsunuz. Bakın hangi sayının karesinin 3 olduğunu bulamazsınız. Hangi sayının karesinin 20 olduğunu bulamazsınız. Yaklaşık bir değer bulabilirsiniz. Ama kesin bir değer bulamazsınız arkadaşlar. Mesela bunu karekök 3'ü hesap makinesine yazsanız 1,7 işte bilmem 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi gider mesela. Bu da böyle sonsuza kadar gidiyor. Bir sonu yok yani. Tamam. Evet, çok fazla detaya girmeye gerek yok. MN reel sayılar toplamları 7. MN ifadesinin en büyük değeri. Buyurun arkadaşlar. Sayılar birbirine olabildiği kadar yakın olması lazım. Mantığı anladınız. Güzel. Mantığımız basit. Çarpımlarının büyük olabilmesi için sayıların toplamı verilen bir ifadenin çarpımlarının büyük olabilmesi için sayıların birbirine olabildiğince ne olması lazım? Yakın olması lazım. Buradaki mantığımız belli. Basit. Peki sayılar birbirine eşit olsa ne olur? Yani burada eşitlik vermemiş ama eşit olması bizim de işimize gelir. Yani mesela diyelim ki m artı n 7 değil de 8 olsaydı. O zaman mesela buna 5, buna 3 verseydiniz. 5 kere 3 nedir? 15. Eşit verseydiniz. 4'e 4 verseniz. 4 kere 4 16. Daha büyük oldu. O zaman sayıların birbirine yakın olması aynı zamanda eşit olmasını da isteyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Hocam eşit olması ne demek? Şimdi bu arkadaşa 7 bölü 2 derim. Yani 3,5. Bak 7 bölü 2 dediğim ifade 3,5'tur arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın. Bu arkadaşa da 7 bölü 2 derim. Yani buradan M'yi N'ye eşitleyip ikisine de 7 bölü 2 diyebilirim. 7 bölü 2 diyeceksem o zaman olur. O zaman 7 bölü 2 çarpı 7 bölü 2 49 bölü 4. 49'u 4'e böldüğünüzde arkadaşlar 12,25 gibi bir şey buluyorsunuz. 12'den bir tık büyük. 12'den bir tık büyük. Normalde evet tam sayı deseydi 12 idi arkadaşlar. Bakın burada MN reel sayı dediği için iş değişiyor. Tam sayı deseydi evet 4'e 3 derdiniz 12 olurdu. Mantığınız doğru. Ama reel sayı dediği zaman 7 bölü 2 verebilirsiniz. Birbirine yakın olabiliyorsa mümkün. Eğer söylemiyorsa sayılar birbirine eşit arkadaşlar. Sayılar birbirinden farklı derse 4'e 3 verebilirim. Ama sayıların birbirinden farklı olduğu ile ilgili bir şey söylememiş. Evet 32. AB çarpım en çok kaçtır? Buyurun. Sizdeyiz. Evet, zor mu geldi arkadaşlar? 3, 3 tane. 3 arkadaş cevap verdi. Şimdi ne dedik? Sayılar birbirine eşit olabilir dedik. O zaman sayılar birbirine eşit olsun. A eşittir B olursa çarpımları en çok olur. A eşittir B olabilmesi için 2 eksi x eşittir. X artı 4 olması lazım. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. Yani bakın şöyle. Bu arkadaşı eksisiyle beraber bu tarafa, bu arkadaşı bu tarafa atalım. Şimdi bunu bu tarafa attığımızda
Ne olacak? 2 eksi 4 eşittir. Karşı tarafta x artı x oldu. 2'den 4 çıktı. Eksi 2 eşittir. 2x oldu. O zaman x buradan eksi 1. Demek ki x'e eksi 1 verirsem olabildiği kadar büyük oluyor. O zaman a eşittir. 2 eksi eksi 1. Buradan 2 artı 1. Yani 3 olacak. B'yi de buradan eksi 1 artı 4'ten 3 buluyorum. Yani buradan a eşittir b. İkisi de 3 oluyor. O zaman a ile b'nin çarpımı en çok 9 olur. İşte buradaki x seni korkutmak için, kafa karıştırmak için veriliyor. Sen mantığını anlayacaksın. Reel sayı diyorsa sayıların birbirine eşit olabileceğini düşünmem lazım benim. Bak mantığını anlayın. Eşit olabilir çünkü farklı dememiş. O zaman eşitlikten gidiyoruz. 33. İki basamaklı iki tam sayının farkı en çok kaçtır? Çok farklı cevaplar var. İnşallah ÖSYM sormaz. Sorar mı? İnşallah sormaz. Yani en çok şöyle demiyor yani mesela en büyük sayı en çok kaçtır gibi demiyor. Yani olabilir senin dediğini anlıyorum ama burada biraz farklı bir durum var ya. Şimdi iki basamaklı iki tane tam sayı alacağız. Şimdi sen ikisini pozitif alabilirsin. Sen öyle düşünüyorsun. Sen diyorsun ki birisi 98 olsun, birisi 10 olsun, cevabım 88 olsun. Sana ikisinin de pozitif olması gerektiğini kim söyledi? Kimse bir şey söylemedi. İki basamaklı iki tam sayı diyoruz. Bak, birisi 98 olsun, birisi de eksi 98 olsun. İki farklı tam sayı değil mi bunlar? Rakamları farklı, iki basamaklı iki tane tam sayının farkını soruyor. Biri 98, birisi de eksi 98. Bu ikisinin farkını aldığınızda ne olur? 98 artı 98'e döner. Bu da 196 olur. Mantığı anlayın. Normalde pozitif dese evet senin dediğin doğru. Kabul. Bir sıkıntı yok. Ama pozitif demiyor. Biri 98, öbürü de eksi 98 olsun. Bunların farkı dediğinizde ne yapıyoruz? Bak, farkı ve kendisi. Yani o zaman toplamaya dönüyor iş. Yani şöyle de düşünebilir adam. Mesela 98 eksi 98 eşittir. O zaman 0 olur. O zaman 196 olmaz. Ama biz 98 eksi 98 demiyoruz. 98 eksi eksi 98. Bak çok farklı ifadeler arkadaşlar, tamam. Biraz ince düşünmek lazım. 34 ifadesinin eşiti. İfadesinin eşiti nedir? Sıfırlar var. Bayağı sıfır var. Evet. Sıfır mı acaba? 2A var. Evet. Bakalım. Hangisi birlikte bakalım. Şimdi. Önce ne yapıyoruz? Nereyi yapalım? Önce nereyi yapalım arkadaşlar? Burayı mı? Fark etmez gerçi. Şurayı da yapabilirsiniz. Ama şurayı yapsak daha iyi sanki. Önce burayı yapsak. Sonra sanki daha iyi. Yani önce orayı yapalım. Bakın a eksi eksi 2a eksi. Şimdi parantezimiz var. A.
Eksi eksi artıya döner. A artı A. Şimdi böyle düşündünüz. Eksi A. Şimdi şuradaki iki eksi kavga eder. Artıya döner değil mi? O zaman bu şöyle olmaz mı? A artı iki tane A. Eksi iki tane A. Eksi A. Şimdi o zaman şura gitti. Bura gitti. Bura gitti. Bura gitti. Sonuç sıfır. Sıfır diyenler kazandı. Evet, artı bir netiniz var arkadaşlar. Bir tane fazla netiniz var sınavda. Değer de verebilirsiniz ya. Mesela A'ya 1 deseniz de olur. A eşittir 1 deseniz büyük ihtimal 0 çıkacak. Peki. Şimdi doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayılar arkadaşlar. 5 tane sayı kümesi. Biz bunların tamamını yani temel seviyede işledik. Sayı kümeleri, temel kavramlar dediğimiz kısım biraz geniş bir kavram arkadaşlar. Tek ve çift sayılar da içine alıyor. Yani temel kavramlar dediğimiz olay tek ve çift sayıları da içine alıyor. Ardışık sayılar ve asal sayılar da ve faktöriyeli de dahil ediyor bazı kaynaklar. Hepsini içine alıyor arkadaşlar. Tamam, hepsini içine alan bir kısım. Tamam, tek sayılar, çift sayılar içine alıyor. Tamam. Ara istiyor musunuz arkadaşlar? Yani biz genelde çokluğa göre karar veriyoruz. Bu tür bizde şey var yani hani bu tür şeyler. Oy çokluğuna göre. Benim oyum yok. Ben etkisiz eleman. Evet. Yani. Şöyle yapalım. O zaman 10 dakika çok. Kimseyi kırmayalım. Tek ve çift sayılar. Evet arkadaşlar. Şimdi tek ve çift sayılarla ilgili bilmesi gereken durumlar var arkadaşlar. 2'ye bölünen tüm sayılar çift sayılardır. Zaten çift kolay. 2 ile bölünebiliyorsa çifttir. Çift değilse tektir. Yani 1, 3, 5, 7 zaten bunu söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz değil mi? Ardışık 2 tam sayı. Düşünün arkadaşlar. Ardışık 2 tane tam sayınız var. 1'i 5, 1'i 6. Tamam, tam sayı ardışık. Çarpımı daima çifttir. Doğru mu? Evet. 5 ile 6'yı çarparsam 30 olur. Toplamları daima tektir. Evet. 5 ile 6'yı toplarsam 11 olur. Bak. Zihninde bunu canlandırabilirsin. Basit. 2 ya da daha fazla sayının çarpımı tek ise bütün çarpanlar tek olmak zorunda. Bütün çarpanlar kesinlikle tektir. Yani mesela diyelim ki diyor ki A çarpı B çarpı C'nin çarpımı diyor ki 45. O zaman sen buradan A'ya tek, B'ye tek, C'ye tek demen lazım. Hani örnek olarak yazdım ben bunları, tamam. Yani mesela bu arkadaş 3, bu arkadaş 3, bu arkadaş 5 de olabilir. Ama mutlaka tek olmak zorunda. Yani A, B, C'den birisi çift olmaz. Çünkü sonuç ne? Sonuç tek. Sonuç tekse arkadaşlar çarpanların kendileri de tek olmak zorunda. Ama sonuç çiftse mutlaka bir tane çift olması lazım. Yani örnek veriyorum. Şimdi bu sefer A çarpı B çarpı C'nin çarpımı 40. Burada şöyle de olabilir. Bu arkadaşa 2 verebilirim. Bu arkadaşa 2 verebilirim. Bu arkadaşa 10 verebilirim. Bak 3'ü ne oldu? 3'ü çift oldu. 3'ü çift olmak zorunda mı? Değil. Yani bunu şöyle de yapabilirim. Buna 5 derim mesela. Buna 2 derim. 5 kere 2 10. Buna 4 derim. Olabilir. Mutlaka bir tane çift olmak zorunda. Yani mutlaka bir tane çift olacak. Bakın buna 1 dedim. Buna 5 dedim. Buna o zaman 8 demem lazım. Yani mutlaka bir tane çift olması lazım. Eğer sonuç çiftse 3'ü çift olabilir. İkisi çift olabilir. Ama burada şunu biliyorum. Kesinlikle bir tane çift olacak. Ama tekte öyle bir kuralımız yok. Eğer çarpanlar tekse hepsi tek olmak zorunda. Sonuç çiftse mutlaka bir tane çift olmak zorunda. Hepsi çift olmak zorunda değil arkadaşlar. Tamam mı? Çift çarpanlar 2n, 2n-2, 2n artı 2 şeklinde gösteriliyor. Tek sayılar 2n-1, 2n artı 1 şeklinde gösteriliyor. Çift sayılar 2, 4, 6 işte 2n.
Tek sayılar 1, 3, 5, 7, 2n eksi 1, 2n artı 1 arkadaşlar. Tamam. Mantığı anlayın. İşte tekle teki çarparsanız tek olur. Zaten bunları hayal gücünüzü kullanarak yapabilirsiniz. Tekle teki çarparsam tek olur. Tekle çifti çarparsam çift olur. Çifte çift, 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 çift. Yani hani mesela. İşte toplamları tekle çift tek, çiftle tek tek. Bu ikisi çift, bu ikisi çift mesela. Ya bunu aklınızda zihinle değerle vererek bakabilirsiniz arkadaşlar. Tek sayının doğal sayı kuvvetleri mutlaka tektir. Şimdi bunu anlayın. Burada bir detay bilgisi var. Bununla ilgili soru çıkabiliyor. Yani mesela diyelim ki 3'ün her kuvveti 3 üzeri 4 81. 3 üzeri 0 1. Bak sıfırı niye verdim anla şimdi. Sıkıntı yok. Ama çift sayılar için pozitif kuvvetler arkadaşlar. Bakın pozitif kuvvetler. Çift sayının her kuvveti çifttir diyemezsiniz. Bakın tek sayının her doğal sayı kuvveti tektir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama çift sayının her doğal sayı kuvveti çifttir diyemiyorsunuz. Niye? 2 üzeri 0 1'e eşit. Bak çift olmadı. Teke döndü. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Doğal sayı kuvveti diyoruz arkadaşlar. Bakın tam sayı kuvveti demiyoruz. Bak burada ne diyor? Doğal sayı diyor. Burada ne diyor? Doğal sayı diyor. Tam sayı demiyor. Tam sayı derse işin rengi değişir. 3 üzeri eksi 2. Tek midir, çift midir? 1 bölü 9. Tek mi çift mi? 1 bölü 9 tek midir arkadaşlar? Bir kararsızlık var. Rasyonellerde teklik ve çiftlik olmaz. Güzel. Bak rasyonel sayı teklik ya da çiftlikten söz edemezsiniz. Teklik, çiftlik tam sayılarla alakalı bir olay. Rasyonel sayılarda olmaz. Tamam. Tek ve çift sayılarda kuvvetin doğal sayı olmasına dikkat edilmeli. Kesirli sayıda teklik ve çiftlikten söz edilmez. Çarpımların sonucu tek olan tam sayıların tamamı tektir. Sonucu çift olan sayılardan mutlaka bir tanesi çifttir arkadaşlar. Evet, örnek 35. A eksi 2 tek olduğuna göre hangisi daima çifttir? Buyurun. Zaten şimdi mantık olarak anlayalım. A eksi 2 tek. 2'yi at karşıya. Mesela tek dediğimiz ne? 1 olsun örnek. Yani o zaman A eksi 2 1 ise 2'yi at karşıya. A eşittir 3. Yani A kesinlikle tek. A'nın tek olduğunu biliyorum. O zaman A eşittir 1 olsun. A madem tekmiş. O zaman A eşittir 3 demiştim pardon. A3 olsun. Yani A'ya 3 dedik. Dedik o zaman A3 olsun. Bunu kullanarak yapalım. Şimdi geldim 3'ün küpü artı 2 eşittir 29. Bu tek. 2 kere 3 eksi 1 5. Bu tek. Tamam. Şimdi 3 artı 2 küpü yani 5'in küpü 25 125. Bu tek. İşte geldim 3'ün karesi. 2 kere 3 6 artı 3. 9 15 18. Gördünüz bu çift. İşte 3'ten 2 çıktı. Küpünü almam lazım. 1. Bu da tek. Anladınız? Yani getirip yerine yazabilirim. Çünkü a eksi 2 sayısı tekse yani burada a'ya tam sayı ifadesi var mı arkadaşlar? A tam sayıdır diyor mu? Demiyor. Hocam A tam sayı demiyorsa A rasyonel sayı olabilir mi? Olamaz. Bak deyip dememesi önemli değil. Çünkü A eksi 2'nin kendisi tekse 2 tam sayı olduğu için A'nın kendisi de tam sayı olmak zorunda zaten. Olmak zorunda olduğu için bazen bu ifadeyi size kullanmaz. Ama aslında burada A kesinlikle tam sayıdır arkadaşlar. Yani A kesinlikle tam sayıdır. Ama bunu söylemek zorunda değil. Çünkü zaten sonuç her türlü oraya gidiyor. Bazen bunu söylemez. Ama bazen de bunu söylemediği zaman sen bunu düşüneceksin. Ya da işte söylemediğinde farklı sonuçlara gidebiliyor. Evet, 36. Hangisi kesinlikle tek sayıdır?
Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. X ile ilgili bir yorumu var mı? Şimdi X ile ilgili bir yorum yok. Mesela sen diyorsun ki X eşittir 1 olsun. X eşittir 1 dersen burası tek olur. X'e 1 verirsen burası tek olur. X'e 1 verirsen burası tek olur. Bak ne oldu? 3 tane cevabı var. Hayda, olur mu? Olmaz. 3 tane cevap olur mu? Olmaz. Demek ki senin mantığın burada yanlış. Çünkü x ile ilgili bir yorumu yok. X'in kesinlikle 1 olması ya da x'in tam sayı olduğunu nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. O zaman ben de diyorum ki x eşittir eksi 1 olsun. Şimdi eksi 1 verirsen işin rengi değişiyor. Çünkü niye? 6 üzeri eksi 1 eksi 1. 6 üzeri eksi 1 nedir? Eksinin görevi sayıyı ters çevirmek. 1 bölü 6 eksi 1. Ne oldu? Rasyonele döndü. Rasyonel sayılarda teklikte de çiftlikten söz edilemez. Aynı şekilde 2 üzeri eksi 1 eksi 1. Yani aynı şeye döndü bu. 2 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 2'dir. O zaman bu da olmaz. Bak ne oldu? Mesela buraya geldiğimiz zaman yine aynı şekilde bu sefer bak burası için x'e eksi 1 dedim ama şu ikisi için kullanalım. Yani farklı durumlar var. Bak şöyle şu ikisi için kullanıyorum. X eşittir eksi 1. Buraya geldim. X eşittir 1 bölü 3 olsun. O zaman ne olur? 4 çarpı 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9 artı 1. Yine rasyonele döndü. Tekliklerine ya da çiftlikten söz edilemez. 9'un 9 faktöriyel. 9 faktöriyel nedir arkadaşlar? Çift bir sayıdır. Çift bir sayının 9. kuvveti çifttir. Çiftten 4'ü çıkarırsam çifttir arkadaşlar. Bu da tek olmaz. Şimdi E'ye geldiğimiz zaman bu tür sorularda üstleri çizebilirsiniz. 9'dan 8 çıktı, 1 oldu. Tek oldu değil mi? Hocam burada üstleri çizdik ama 6 üzeri x'te niye üstleri çizmedik? Ya şimdi öğrencilerin soracakları soruları hani düşünerekten cevabı önden verelim. Şimdi 9 üzeri 8'in üstünü çizebilirsin. 6 üzeri x'in üstünü çizemezsin. Neden? Çünkü x'in ne olduğunu bilmiyorsun ama 8'in ne olduğunu biliyorsun. 8 belli. O yüzden çizebilirim ama x belirsiz. Çizemiyorum. X olursa çizemezsin kardeşim. Yani bunu bir kere anla yani. Ama normal üstü 8'dir, 9'dur, 500'dür. Yani fark etmez. 9 üzeri 400. 8 üzeri 800. Fark etmez. Sil gitsin. Silebilirsin. Sıkıntı yok yani. Tamam. Evet, devam. 37. Hangisinin sonucu çifttir? Hangisinin sonucu çift sayıdır? Şimdi bunu nasıl düşünelim ya? ABC pozitif tam sayılar için. Şimdi pozitif tam sayılarsa, şimdi pozitif tam sayılar. Bak anlayalım. ABC pozitif tam sayı. Buranın sonucu ne o zaman? Pozitif tam sayı. Yani demek ki buranın sonucu pozitif tam sayı. Yani o zaman 15'i C'ye böldüğüm zaman sonuç pozitif tam sayı olmak zorunda. Pozitif tam sayı olacaksa o zaman C mesela burada ne olabilir? 1 olabilir. 3 olabilir. 5 olabilir. Mesela 15 olmaz. Çünkü o zaman sonucu 1 olur. Pozitif tam sayı ifadesi veremem. C'ye 1, 3, 5 vermek lazım. O zaman C'ye kesinlikle ne diyorum artık? C kesinlikle tek. C tek. O zaman C'ye 1 verirsem sonuç 15. C'ye 3 verirsem sonuç 5. C'ye 5 verirsem sonuç 3. Fark etmez. C'nin kendisi ne? Tek. Teki teke böldüm. Sonuç tek geldi. Yani 15'i 1'e bölsem 15. 3'e bölsem tek. Yani o zaman 15 bölü C'nin sonucu da tek olacağından dolayı burası da tek. Yani o zaman şuraya geliyor. A ile B'nin toplamı tek. C tek. Bak A ile B'nin toplamı tek. C tek. Tamam. O zaman şöyle anlayalım. Toplamları tekse bu arkadaş çift olabilir. Bu arkadaş tek olabilir. Hani örnek veriyorum. Tersi de mümkün. Bu arkadaş tek olabilir. Bu arkadaş çift olabilir. Fark eder mi? Fark etmez. O zaman şunu anlıyorum. A ile B'nin çarpımı her türlü nedir? Çifttir.
A ile B'nin çarpımı çift. Geldim D şıkkına. Çift. C tek. Sonuçta artı 1 var. Bak çift bir sayıyla. Diyelim ki 4. Tek bir sayıyı topladınız. Diyelim ki 3. Artı 1 ile topladınız. Ne oldu? Sonuç 8 oldu. Yani sonuç çift oldu. Şimdi burada hayal gücümüzü iyi kullanmak lazım. ABC pozitif tam sayılar için pozitif tam sayı. O zaman bunların toplamı da pozitif. Yani A ile B'nin toplamı kesinlikle pozitif tam sayı olmak zorunda. O zaman 15'i C'ye böldüğümde pozitif tam sayı olmak zorunda. Pozitif tam sayı ise C o zaman 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir vesaire. O zaman C'nin kesinlikle tek olduğunu biliyorum. C'ye 1 verirsem sonuç 15. O zaman A ile B'nin toplamının da tek olduğunu biliyorum. Ve buradan anlayabilirim. Toplamları tekse çarpımları çifttir. O zaman çarpımları bak geldim buraya çarpıma. Çarpımları çift. C'nin kendisi tek. Burası tek. Topladım çift oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi çarpımları çift. Çiftten teki çıkardınız. Tek oldu. Vesaire vesaire. Diğerlerini denediğinizde zaten çıkmıyor arkadaşlar. Tamam. Çıkmayacak. 38. A çift bir tam sayı hangisi kesinlikle çift sayıdır? A çift bir tam sayı. Şimdi A çiftse 2'ye 2 verirsem olur da A eşittir 0 olsun. A'ya 0 verirsem ne olur? 0 üzeri 0. 0 üzeri 0 tanımsız. 0 üzeri 0 tanımsız. 0'ın karesi 0. 0 eksi 1. Sonuç eksi 1. Yani tek oldu. 2 üzeri 0 eksi 2. 2 üzeri 0 nedir? 1 eksi 2 eksi 1 olmadı. 0 verdim. 0 artı 2. Sonuç 2. 0 verdim. 0 eksi 0 eksi 1 olmadı. Yani cevap D şıkkı. Çift diyor ya. Hocam şimdi çift dedi ama sen 0 verdin. Mesela ben 2 versem bu olmaz mı? Olur. Ama matematik şöyle diyor. Eğer olmayacak bir tane varsa önce onu vereceksin. Yani işi bozan hangisi ise bu tür sorularda işi yokuşa sürmeniz lazım arkadaşlar. Soruyu çözmek istiyorsanız çözüm yani işi yokuşa sürerek düşünmeniz lazım. Ne verirsem işi bozarım. Ne verirsem gıcık olur. Yani gıcık olmanız lazım. Bak verdiğim değere göre şu iki tanesi, şu üç tanesini sildim kafadan. Ya şu böyle düşünürseniz zaten çıkıyor otomatik. Ama sen olumlu düşünürsen kesinlikle çıkmayacak. 3-4 tane hep aynı cevap bulacaksın. Evet 39, 40, 41 biraz var. 39 buyurun. A artı 2B 13. A tek. A büyüktür B. AB pozitif. A tektir. Olabilir. Şimdi A tek midir bakalım. A eşittir. 13 eksi 2 tane bursa. 2B'yi karşı yaptım. 2B'nin sonucu ne? B ne olursa olsun burası kesinlikle çift. 13 tek. Tekten çifti çıkardınız. Sonuç tek. Demek ki A kesinlikle tek. A'nın B'den büyük olduğunu bilmiyorum. Bilemem. Çünkü A'ya ben 1 veririm. B'ye 6 veririm. Olur. O zaman A B'den büyük olmaz. AB pozitif. Belli olmaz kardeşim. A'ya eksi 1 verirsiniz. Sonuç yine çıkar. A'ya eksi 1 verirsen, B'ye 7 verirsen bu iş olur. Yani burada cevap yalnız 1. Evet 40. X küçük, Y küçük, Z işleminin sonucu nedir? Ardışık, çift, tam sayılar. Ardışık, çift, tam sayılar. Bu sorularda ben değer veriyorum arkadaşlar. Sen de değer verebilirsin. 2, 4, 6. Ver gitsin. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi eşittir. 2'den 4'ü çıkardım. 6'dan 2'yi çıkardım.
Y'den Z'yi çıkardım. 4'ten 6'yı çıkardım. Eksi X artı Y. Ardışık çift tam sayılar. Yani aslında bunu şöyle düşünmek lazım. Evet, ben anlıyorum. Eksi 2, eksi 4 ifadesi olabilir ama şurayı yapamayız. Buraya o değeri veremeyiz. Neden? Şimdi buraya o değeri verip birbirine bölüm ifadesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Y'den Z'yi Z'den. Gerçi yok. Bir dakika ya, yapabilirim ya. Özür diliyorum. Niye kafa karışıklığı yaptım? Eksi X artı Y. Bunu şöyle düşünelim. Artı Y eksi X olarak düşünelim. Ha, şimdi böyle düşünürsem olur. Y'den X'i çıkaracağım. Y'den X'i çıkardığımda 4'ten 2 çıktı. Burası 2 oldu. Pardon, özür. Tamam. Şimdi 4'ten 6 çıktı. 2'den 4 çıktı. 2'den 4 çıktı. Eksi 2. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. O zaman bunları beni komple götürdü. Burası gitti. Burası gitti. 6'dan 2 çıktı. 4 geldi. 4 ile 2'yi topladım. 4 ile 2'yi topladım. Cevap 6. Şimdi eksi x artı y. Bak şurası kafa karıştırıyor. Eksi x artı y. Aslında değer verseniz çıkıyor. Eksi 2 artı 4. Sonuç 2 geldi. Yani burası 2 geldi. Burası da bunlar beni götürdü. Burası da 4 geldi. 4 2 daha 6 geldi. Dağıtsan eksi y'yi nereye dağıtacaksın? Eksiyi dağıtmamız gerekmiyor mu? Yo, eksi x'e ait ama bu şöyle değil ki. Ya da şurada bir eksi değil ki bu. Bak burada olsa dediğin doğru. Dağıtmam lazım. Ama bu x'e ait olan bir eksi. Bu direkt x'in eksisi. Y'yi ya da başkalarını etkilemez bu. Evet, cevap 6. Buyurun. 41. Son sayfadayız arkadaşlar. A ve pozitif tam sayılar. A çift, B tek. Hangisi tek sayıdır? A çift, B tek. Şimdi pozitif hangisi tek sayı? Çarpımları kesinlikle çifttir arkadaşlar. A'ya çift dediniz, 2B'ye çift dediğinizde sonuç çift gelir burası da. A üzeri B. Yani A'ya çift B'ye tek dediğimiz zaman şöyle, yani hangisi tek sayı? Mesela 2'nin birinci kuvveti 2'dir. Bu da çift gitti. Şimdi burada üstleri çizebilirsiniz arkadaşlar. A ile B'nin çarpımı gibi düşünmeniz lazım. Bu da çift geldi. B üzeri A. Şimdi pozitif olunca iş bir şey değişmiyor. Yani pozitif olması bizim için gayet iyi bir sonuç. Pozitif dediği zaman ne oluyor? İşte B'ye 3 verdiniz. A'ya diyelim ki 0 verdiniz. Fark etmez. 0 verseniz de oluyor. Diyelim ki 4 verdiniz. Fark etmez. Sonuç 81. Tamam arkadaşlar. Basit zaten. 42. X, Y, Z doğal. Hangisi doğrudur? Üstleri silebiliyoruz arkadaşlar. E şıkkında. Üstler rasyonel sayılar. Yani dediğim tam sayı. Bak görüyor musunuz? İstersen A üzeri 100 olsun. Pozitif olduğu sürece silebilirsiniz. Pozitif. Unutmayın. Pozitif. Silebilirsiniz. X, Y, Z doğal sayılar. Şimdi arkadaşlar bak buradaki 2'yi karşıya gönderdin. Gönderdin. X çarpı Y eksi 1 eşittir 2 tane Z. He. Şimdi bir kere mantığını anlayacaksın. Sana söylüyorum. Yanında çift olan, yanında çift çarpan olan ifadeyi dikkat et. Z burada bizim için çok önemli değil. Bak yanında çift çarpan varsa o ifade bizim için belirleyici bir ifade değil. Dolayısıyla Z'deki çarpım haricinde şıkları eleyebilirsiniz. Eledim. 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 Bak, gördünüz.
Ama burası Y çarpı Z olsaydı eleyemezdim. Çarpım haricinde toplama ya da çıkarma olan Z gibi ifadeler neden hocam? Yanında 2 varsa bu 2 4 de olabilir. Yanında çift çarpan varsa arkadaşlar onunla ilgili şıklara eleyebilirsiniz. Ama toplama ya da çıkarma olmak şartıyla, tamam mı? Bak toplama kendisi toplama. Eleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kaldı 2 tane şık. Bak şu an hiçbir bilgim yok. Konu bilmiyorum. Ama mantık biliyorum. Mantık bildiğim zaman 3 tane şıkkı otomatik eledim. Sallamasyon bile yapsanız %50 şansınız var arkadaşlar. Ya böyle düşünmeniz lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak sallamasyon bile yapsam 2 tane şık kalıyor geriye. Ama sallamıyoruz. Neden? Şimdi burası çift. Kesinlikle çift. O zaman bak x çarpı y. Eksi 1'i attım karşıya. Buranın kendisi çift olmamış. 2 çarpanı var. Burayı çift yapar. Çift artı 1. Ne oldu? Tek oldu. X çarpı y ne oldu? Aa, tek oldu. X çarpı y tek. O zaman x tek, y tek. Bu tek, bu tek. Çarpımları tek. Çarpımları tek olan sayılar ikisi de tek. Farkları çift. Mesela farkları çift olabilir. X eksi y çift de olabilirdi. Yani bunu tek değil çift deseydik olurdu mesela. Buraya 5, buraya 3 desem olur. Ama baktığımızda zaten C şıkkı bize cevabı veriyor. Mantığı anladınız arkadaşlar. Bakın yanında 2 çarpanı varsa diyorum ki o ifade bizim için çok önemli değil. O ifadeyi silebilirsiniz. Sildim. Yanında toplaması olanları da sildim. Çünkü o ifade işi bozuyor. Yani yanında çift çarpan olması suçlu anlamına gelir. Yani siz burayı 4x yapsaydınız x ile ilgili ifadeleri de silerdim. O zaman burayı silerdim kardeşim. Bak burayı da silerdim. Burayı da silerdim. Anladın? Yanında çift olan ifadeler suçlu ifadeler oluyor. Yani öyle düşünebilirsiniz. Tamam mı? Onlarla ilgili ifadeleri silebiliyorsunuz. Çarpma haricindekileri silebiliyorsunuz. Evet 43, 44. Son 2. Ardışık 3 çift sayıdan küçüğünün 2 katı 3.sünden 8 fazladır. Bu 3 sayının toplamı kaçtır? Ardışık 3 çift sayıdan küçüğünün 2 katı 3.sünden 8 fazladır. Yani şimdi diyor ki biri x, biri 3 çift sayı x artı 2, birisi de x artı 4. Küçüğünün 2 katı. Üçüncüsünden 8 fazla. İkiyen şeklinde de çözülebilir ama fark etmez. Olur. Olur. Sıkıntı yok. Yani ikiyen de olur. Yani siz 2x değil de ikiyen. İkiyen artı 2. İkiyen artı 4 de diyebilirsiniz. Aynı şeye varıyor. Küçüğünün 2 katı. Yani bu arkadaşın 2 katı. 2 çarpı ikiyen. Üçüncüsünden 8 fazla. Hangisinden 8 fazla? Bundan 8 fazla olması lazım. Çünkü bakalım bundan da olabilir mi? Bakacağız. Şimdi hangisi birincisi, hangisi ikincisi, hangisi üçüncüsü? Bu 1, bu 2, bu 3. Büyük ihtimal bundan fazla. Şimdi o zaman şöyle yapalım. 2n artı 4'ten nedir? 8 fazla. Bakın 8'i sonradan ekledim. Şimdi o zaman nedir? Burası 4n eşittir 2n artı 12. Bunu bu tarafa attınız. 2n. 2n eşittir 12. N eşittir 6. N'e 6 verdiğinizde o zaman bu arkadaş 12, 14, 16. 12 artı 14 artı 16, 42. Temiz. Peki. Son sorumuz. X şeklinde de yapsanız aynı arkadaşlar. Fark etmiyor.
Ya x şeklinde de çözebilirsiniz. Ben arkadaşımız 2n şeklinde yapalım dediği için yaptım. Nasıl istiyorsanız öyle yapın arkadaşlar. Yani hiç sorun değil. Hangisi kolayınıza geliyorsa, herkesin kendine has bir çözüm yolu var. Hocam ben böyle çözüyorum. Sıkıntı yok. Hızlı oluyorsa öyle, öyle çöz. Öbürüsü için de o hızlı oluyor mesela. M1 tam sayı. Hangisi kesinlikle çift sayıdır? M'ye 0 verirsem bu iş gider. M'ye 0 verdim. M eşittir 0 için 0 artı 1, 1. Tek oldu. Gitti. M'ye 0 verdim. M eşittir 0. 0 eksi 1 eksi 1 tek oldu. Şimdi geldim M'ye 0 verirsem olur. Bir dursun burada. Bakın burayı M çarpı M eksi M olarak yazabilirim. M parantezine alırsam M eksi 1 olarak yazıyorum. Şimdi bir ifade M çarpı M eksi 1 olarak yazılıyorsa bunun sonucu kesinlikle çifttir. Çünkü neden? M'ye diyelim ki 5 dedim. 5'ten 1 çıktı 4. 5 kere 4 20. M'ye diyelim ki 6 dedim. 6'dan 1 çıktı 5. Yani ardışık iki sayının çarpımı şeklinde dönüyor. M'ye 0 da desem aynı. Yani burada kesinlikle C şıkkı bunu sağlıyor arkadaşlar. Tamam. Ama mesela M'ye burada 0 verince sağlamıyor. M'ye 0 verdim. Sonuç eksi 3. M'ye 0 verdim. Burada sonuç 1 geliyor. Yani burada değer vererek, birkaç farklı değer vererek soruları çok rahat çözebilirsiniz arkadaşlar. Hani tek ve çift sayılarla ilgili kesinlikle bir tane soru geliyor. Bakın sınavda yani tek ve çift sayılarla ilgili ÖSYM'nin soru sormadığı yıllara ben hatırlamıyorum. Yani son 10 yılın sorularına bakın. Kesinlikle bir tane soru buradan var arkadaşlar. Bir tane banko var. Rasyonel sayılardan da şu basit kısımlardan da bir tane soru geliyor zaten şuralardan. Yani iki tane soru bu PDF'de var arkadaşlar. Yani ilk iki soru gibi düşünebilirsiniz. Evet, kaydımızı burada bitirelim.